yapmasını, seçimlik olmamasını temenni ediyorum. Peki son bir soru efendim. Evet. Sizin Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölen olduğunuz, yani ihanet ederek ayrıldığınız söyleniyor o cepheden. Siz Milliyetçi Hareket Partisi'nden sizi ayıran özellik neydi efendim? Evet, şimdi bilmiyorum hala öyle diyenler var mı? Ama ilk başta bu düşünceye kapılmış olanlar oldu. Ben 14 yaşında başlamışım. 41 yıldır mücadele hayatım var. Çok çilelerden, ızdıraplardan geçmişiz. Darbeler görmüşüz, kavgalar görmüşüz. Oralardan geldik. Herhalde bu kadar mücadele ettiğim bir alandan keyfimle, gönlümle çekilmem mümkün değildi. Yani o 91 yılında Rusya'da Sovyetler'de başlatılan Glasnost ve Perestroika ile birlikte dünyada bir yeniden yapılanma vardı. Türkiye'de de komünizm tehlikesi kalkmış, İslam tehdit haline getirilmişti NATO tarafından ve böyle bir süreçte ben aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nden o zaman kopartıldım ısrarla. Çünkü NATO'nun yeni konseptine o zeminin uygun hale getirilebilmesi için daha İslami hassasiyeti olduğu iddia düşünülen Muhsin Yazıcıoğlu kopartılarak hem 12 Eylül öncesinin bütün yükünü onun sırtına bırakalım hem de işte bak İslamcı düşünceler içimizden çıktı diyelim düşüncesiyle o dönemde kopartıldık. İşin gerçeği budur. Ve parti içi demokrasi olsaydı aslında farklı düşünceler parti içinde ifade edilebilseydi bu doğumlar olmazdı. Doğum niye oluyor? Parti içi demokrasi olmadığı için ve birbirimizi anlayamadığımız için oluyor. Ben o bakımdan Büyük Birlik Partisi artık 16 yıllık bir partidir. Büyük Birlik Partisi'ni kendisine göre değerlendireceksiniz. A partisine, B partisine, C partisine göre değil. Biz MHP karşıtı kurulmuş bir parti değiliz. Başka bir partinin karşıtı olarak kurulmuş bir parti değiliz. Ben bu sistemi değiştirmek iddiasıyla yola çıktım. Benim arkamda, önümde, sağımda, solumda